साथ में ही छुपी मेरी ही कहानी है जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में खो ben seni amcamla görüştürürüm. Alo amca? Merhaba, ailecek tatildeyiz. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Üzgünüm Hena. Amcam tatilde olduğu için şu an onunla konuşamazsın ama istersen ona sesli mesaj bırakabilirsin. Ailesiyle dağda tatildeymiş. Ailesiyle tatilde. Hena, bunda ağlayacak ne var? Amcamın bunu yapmaması gerekirdi. Kızı evleniyor, konuşmalıydı. Nafiz amcam bunu hep yapmıştır oğlum. Kızının sorumluluğunu bizim üstümüze yıkıp gitti. Şimdi de ne oldu, ne diye ağlıyorsun? Kız üzgün baba, böyle söyleme lütfen. Gözyaşlarını sen silmek zorunda değilsin Hamza. Babaannesi yanında o yapar. Benimle gel sen, bir şey söylemem lazım, gel. Gel bakalım. Sanki necaset varmış gibi dokunuyorsun. Asıl sen git, önce ellerini yıka. Kına yaktırmadın mı sen? Dün sana birini göndermiştim. Hayır ben... Neden? Neden yaktırmadın? Çünkü sorun yaratmak istiyorsun. Salya sümük ağlayarak kötülük üretme peşindesin. Şahcihan, benim odamda mısın sen? Hemen git buradan. Gidiyorum. Maşallah. Nasıl görünüyorum? Çok güzel olmuşsun. Neden düz papuç giydin? Topuklu giy. Anne, ne gerek var? Kabul, Hamza her konuda benden iyi. Ama ben de eğitimimle onun yanında yer almak istiyorum. Böylece o da arkadaşlarımıza gurur duyar. Çıkıyorum, tamam mı? Tamam. Hoşça kal. Biliyor musun Hena? Bu dünyada en güçlü kişi kimdir? Birinin karanlık sırlarını bilendir. İsteseydim senin ve Kuram'ın ilişkisini herkese anlatırdım. Ama hayır. Bu tek seferlik bir zafer olurdu. Bundan sonra bütün hayatın boyunca sırrın açığa çıkarsa ne olur deyip korkacaksın, değil mi? Bu çok eğlenceli olacak. Çok daha eğlenceli. Rumi! Rumi! Hı? Buraya gel. Gel böyle. Hı? Hena ile bir fotoğrafımızı çek. O annesiz büyüdü. Çocukluğundan beri ben analık yaptım. Bir fotoğrafımız olmalı. Hadi. Hı? Buraya bakın. Anne, anne, anne. Nedir bütün bunlar? Ne? Bütün ev süslendi, ışıklarla donatıldı ama neden akrabalardan kimse yok? Ne demek istedin? Demek istediğim, Rumi'nin doğumunda bile bütün evi davetlilerle doldurmuştun. Bu ailemizin ilk düğünü ve kimse gelmemiş. Bu soruyu babana ve babaannene sor oğlum. Herkese haber vereceklerini onlar söyledi. Ama anne, tamam ben bir Hena'ya bakayım. Zavallı kız üzüntüden ağlıyor olmalı. Ağlamıyor, o gayet iyi. Merak etme, düğünden sonra herkes onu görür. Maşallah, maşallah. Ne güzel olmuşsun canım. Kimin yolunu kesiyorsun anne? O
Benim bildiğim böyle zamanlarda topuklu tercih edilir. Rumi, babaannen seni çağırıyor. Hadi yürü. Yürü çabuk. İyi görünüyorsun. Sen de hoş görünüyorsun. Samin'le senin düğününüz daha çocukluğunuzda ayarlandı. Samin benim gelinim olacak. Neyin var? Gel, gidelim. Tamam. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Bu benim oğlum, Avustralya'da yaşıyor. Daha dün akşam geldi. Buyurun içeri geçin lütfen. Gel canım, gel içeri geçin. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Yanlış bir çalışmaya 2 numara adını vermişsin. Yalnız mı? Ara sıra onu görmen şart. Sen nasıl yalnız yaşayacaksın? Bana yengenin sana kötü davrandığını, hayatı sana zehir ettiğini söylüyordu. Amcan evliliğin konusunda en doğru kararı vermiş. Yengen de bana aptal bir herifle evlenmek daha üzere olduğunu sen söyledi. Daha uyum sağlayamazsın. Yapamazsın. Ayak uydurman yengenin imkansız. Yengenin sana kötü davrandığını, hayatı Amcan sana zehir ettiğini söylüyordu. Amcan evliliğin konusunda en doğru karar yengen vermiş. Yengen de bana aptal bir herifle evlenmek üzere olduğunu söyledi. Amcan doğru karar vermiş. सहारा हो गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो ठेस ऐसी दिल पे लगी क्या गुनाह हमारा था मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो प्यार ना दोबारा हो पूछो ना पूछो ना पूछो ना हम सताए Ben ne bileyim? Gelin kaçtı mı? Onda kaçmaya akıl edecek kafa var mıydı? Gidip anneme haber ver. Ne? Orada ne yapıyorsun? Aman Allah'ım, yüzünü ne hale getirdin sen? İmam içeride seni bekliyor, bütün davetliler de. Ben hemen anneme haber vereyim. Anne! Anne gel, Hena'ya bir bak. Hena'yı Cavit'le nasıl evlendirirsin? Ha, neden? Bunda ne sorun var? Gayet düzgün, uysal efendi bir adam. Ve çok uzun zamandır benimle çalışıyor. Bir gün olsun bir yanlışını görmedim. Birincisi ona adam bile denmez. İkincisi hizmetçiyle damat seçimi arasında fark var. Oğlunun dediklerini duyuyorsun değil Hamza mi? Hamza. Doğru diyor. Hem ne Türk kadın bunlar. Bu insanlar bir tuhaf. Sanki sokaktan toplanıp getirilmiş gibiler. Köylü kadınlar böyledir hala. Ama Hena onlarla yaşamak zorunda değil.
Evlilik bütün aileye bağlayan bir şey anne. Hena için nasıl bir talip seçtiniz siz? Hena mutlu olacak Hamza. Mutlu mu? Ben böyle nasıl yaşar diyorum. Büyüklerin işine karışma. Sen böyle şeylerden anlamazsın. Hena daha fazla okumak istemiyor. Hayata dair bir amacı bile yok. Bütün gün evde boş boş oturacak bir kızla ne yaparız? Tamam. Ama neden Cavit'le? Hena'ya haksızlık yaptığınızı düşünmüyor musunuz siz? Babaanne? Oğlumuz yurt dışından geldi. Böyle şeyler söylemesi normal. Sen git Hena'yı getir, töreni başlatalım. Evet Hamza, Allah aşkına sus artık. Merhaba. Babaanne. Ne yaptın sen? Nedir bu halin? Çabuk! Babam bize makyöz yollamadı mı? Her dakika sana makyaj yapacak biri yok burada. Çabuk düzelt şunu. Yenge. Yenge lütfen kıyma bana. Buna bir son ver lütfen. Son mu vereyim? İstersen bunu yapabilirsin. Lütfen yap bunu. Benim için yap ne olur. Evet. Ama yapmayacağım. Aslında seni bu halde oraya götürebilmeyi çok isterdim. Ama olmaz. Hadi. Yüzünü temizle ve uygun bir ruj sür. Makyajını tazele. Safiye, birazdan gelip seni alacağım. Safiye! Gel canım, gel kızım. Jalis, benim bu insanları gözüm tutmadı. Anne. Herkes hazırsa bismillah deyip törenimize başlayalım. Biri her şeyi kaydetmeyi unutmasın. Evet evet. Dünür, bismillah deyip başlayalım da önce biraz konuşalım. Ne konuda? Şöyle ki, kızın babasının yurt dışında yaşadığını biliyorum. Ben diyorum ki Cavidi de orada bir işe yerleştirebilir. Hayır olmaz. Ben böyle çok iyiyim. Burada kalmak istiyorum. Sen fazla konuşma. Beyaz ten meraklısı seni. Ne diyor bu adam? Ne dediğini anlayan var mı? Anne sen sus. İzin ver onlarla ben konuşayım. Bakın. Cavit her şeyi onar vermişti. Cavit burada kalacak. Onu kendimize damat alıyoruz. Bu küçük bir şey değil. Mesele de bu ya Dünür. Onun gibi birini damadın yapacak kadar acil olan nedir? Bu adam ne saçmalıyor? Mamsa, onunla ben konuşuyorum. Bakın bayım. Misafirimiz olarak buradasın. Öyle kalsan iyi olur. Evet lütfen abi. Ben burada kalacağım. Sen sesini çıkartma. Üvey kardeşim olsan da senin abinim ben. Bana öyle geliyor ki bu kızda bir kusur var. Bu ne cüret? Kuzenim hakkında nasıl böyle şeyler söylersin ha? Defol buradan. Hamza. Çık dışarı. Hamza. Kuzenim Hamza, hakkında ne yaptın lafları dersin? Sana bırak hadi dedim. Dur. Çık. Hamza delirdin mi sen, ne yapıyorsun? Durun. Lütfen oturun, oturun. Oturun lütfen. Evet özür dilerim, lütfen oturun, rica ederim gitmeyin. Cavit lütfen otur.
Bir terslik var Cavit. Yoksa niçin sinirlensinler? Ne diyor bu? Hamza, yeğenimle izdivacına onay verdim. Ama sen hangi akla benim ailemin kızlarına dil uzatırsın? Hemen defolun gidin buradan, yoksa sizi öldürene kadar döverim. Defolun hadi. Hamza! Atın şunları dışarı hadi. Hadi defolun gidin. Defolun. Sen neden yüzünü gösterdin? Gördün mü ne tür insanlarmış? Benimle gel. Hamza! Niçin bu evliliğe onay verdin? Gir içeri. Abi ben de geleyim. Bir saniye. Sen git, birazdan geliriz. Otur. Tamam. Ve sakın ağlamaya kalkma. Sakın. Ve o iğrenç insanlardan kurtulduğuna şükret. Aklın yok mu senin? Ben burada olmasam evlenecektin. Çıkar o şeyleri hemen. Hena, endişe edecek bir şey yok, üzülme. Tamam? Onlar seni hiç hak etmiyorlardı. Sen... Sorun yok, tamam mı? İyi misin? Ben gidip bir duruma bakayım. Kızınız bir teklif için reddedilince alınmıştınız, ortalığı ayağa kaldırdınız ama bugün zavallı Hena aşağılandı. Şimdi biz komşulara ne cevap vereceğiz? Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Evet, şimdi böyle söylersin tabii. Ben size söyledim, bu insanlar bize göre değil dedim. Ama kimse benim sözlerime kulak asmadı. Babaannem doğru söylüyor. Aklım almıyor, Hena'yı öyle bir aileye nasıl verirsiniz siz? Hamza, gel böyle. Yanıma otur. Şu an ağlayacak bir omuza ihtiyacım var. Üzme kendini babaanne, ağlama sen. Kovduk gittiler işte. Senin kahramanlık yapmana ne gerek vardı? Biz buradayız değil mi? Gereği neyse yapabilirdik. Bu kahramanlık değil anne. Onurlu duruş sadece. Küstah herif. Hena için neler söylediğini duydun. Hamza haklı Şahcihan yenge. Allah'ım. Ağlama lütfen. Yapma babaanne. Bu gidişle hasta olacaksın. Hastalanıp yatağa düşsem ne olur? Harap olun bir kere. Anne. Bugünü nasıl göremedim ben? Nasıl? Babaanne tamam, hadi artık gel, ağlama. Hadi gidelim. Hadi. Hadi kalk. Hadi. Hadi anneciğim. Hadi. Hadi. Yok bir şey. Yok bir şey baba. Evet işte böyle. Tamam. Hamza daha çok genç, kanı kaynayan bir delikanlı. Ama sen olgun adamsın reis. Ne oldu sana böyle? Neydi o yaptın? Sanki... Reis, sana söylüyorum, bence doğrudan Cavit'le konuş sen. Ona güzel bir motosiklet hediye edeceğimizi söyle, bir de kol saati. Üvey abisinin ona asla arka çıkmayacağını söyle ama... Yeni bir motosiklet onun çok işine yarayacaktır, ha?
Bir şey söylesene. Sen susacak mısın? Nasıl susabilirim? Tam bu beladan kurtuluyoruz. Allah bunu nasip etti derken baba, oğlun kahramanlık sevdası her şeyi mahvetti. Kahramanlıktan kastın ne senin? Ne demek istiyorsun? Biz öyle şerefsiz, haysiyetsiz insanlar mıyız? Adam orada aileme hakaret ediyordu. Aileyle kan beynime sıçradı. Tamam, neyse. Şimdi Hena konusunda ne yapacağız? Tabii ki hiç, ne yapacağız ki? Her zaman olduğu gibi burada yaşayacak. Ne demek burada yaşayacak? Unutma ki Rumi'nin evliliği onun yüzünden senin bozuldu. Senin dikkatsizliğin yüzünden bozuldu. Bundan sonra gözlerini ve kulaklarını dört aç. Nafis sorduğunda ne cevap vereceksin? Ne olacak? Bugün her ne olduysa hepsini olduğu gibi anlatırım. Bunda bizden yana kimsenin suçu yok ki. Ve bırak Hena annemin odasında kalsın. Babaannesi malum ona düşkün. Senin bir şey yapmana hiç gerek yok. Zaten annemin sağlığı gün geçtikçe bozuluyor. Onunla Hena ilgilenir. Yoksa gereksiz yere hemşirelere para saçmak zorunda kalırız. Kesin kurtulduğu için şükür namazı kılıyordur. Ne yapıyorsun? Hena. İçeriye girip bir baksan çok üzgün olmalı. Teselli edersin. Ne olursa olsun Hena üzülmez. O böyle biridir. Hena niçin üzülmesin? O da insan değil mi? Duyguları yok mu? Demek istediğim, o böyle fırtınalara alışıktır. Biraz ağladıktan sonra düzelir. Ne diyorsun sen? Şu an ne yapıyor? Ağlıyor mu? Banyoda. Ben gidiyorum. Çok sıcak, dilini yakacaksın. Evet. Dilim yanacak. Eniştemin söyledikleri doğru. Halamı ancak Hena idare edebilir. Ama asıl sorun bütün bu belirsizlik. Üstelik Hamza da geri döndü. Halam kesin Hena için ona baskı yapacak. Saçmalamayı bırak Safiye. O densizin sürekli Hena'da bir kusur olduğunu söylemesi herkes gibi onu da çıldırttı. Reis o sözlere çok içerledi. Bu yüzden o kadar sinirliydi. Adam haksız da değildi. Bence abime arkadaşının kuzeninden bahsetmen gerekirdi. Tamamen unutmuşum. Git şimdi söyle. Böylece herkes o kızın ne kadar karaktersiz olduğunu öğrenir. Yalan mı? Ne var biliyor musun? Bence o çocukla evlenmeli. Ne diyorsun? Ne mi? Sabah sabah herkes Yüce Allah'ın adını zikreder. Siz ikiniz yine arkadan ısırma derdindesiniz. Hayır hayır. Sen ne zaman uyandın? Sen ne zaman uyandın değil de niçin ölmedin demeliydin. Kimse bu zavallı kadının yatağını yapmasına yardım etmedi bile. Sırtım tutuldu. Ben hemen ovarım. Ve bu saate kadar neredeydiniz? Çay koy bana. Çabuk ol. Sırtımın ağrısından ayakta duramıyorum. Oh, Allah affetsin sizi. Yetişin, yetişin, buraya gelin çabuk. Ay büyük Allah'ım, Hena. Ey Allah'ım, ne oldu benim çocuğuma? Ay Yüce Allah'ım, sen benim yavruma merhamet et. Ben ilacını verdim anne. Ateşi birazdan düşmüş olur. Bu sıradan ateş değil oğlum. Depresyon yüzünden ateşleniyor. Bu düşmanlar benim kızıma nazar ediyorlar. Hena. Hena. Allah'ım lütfen. Baba, anne. Hayır, ben istemiyorum.
Hayır babaanne. Lütfen hayır, hayır, hayır. 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 Hayır baba. Evet canım kızım, hayır, merak hayır. Etme sen. Biz onlara hayır dedik bile. Unut artık onları. Adlarını anma bile. Canım kızım. Babaannesinin gülü. Sen. Sabahın bu saatinde. Kitaplarımla annemin eşyalarını almam lazım. O yüzden. Babam her şeyi koleledi zaten. Tek eşyanı bile geride bırakmayacağını biliyordu. Benimle dalga geçmene gerek yok. Ne kadar doğruymuş. Büyüklerden bahsediyorum. Tecrübeleri sayesinde herkesi gözünden tanıyorlar. Bu arada benim de şüphelerim vardı. Ama haksız çıkmayı umuyordum. Neymiş o? Ne şüphesi bu? Tabii ki beni aldatıyor olmandan. Yani şu kankandan şüphe etmiyorsun öyle mi? Unutma ki yalanlarıyla, uydurma hikayeleriyle ikimizi de kandıran oydu. Onun adını ağzına alma. Alırım. O kız beni aptal yerine koydu, seni de aptal yerine koydu. Gerçek bu. Sonra da gidip Avustralya'dan gelen kuzeniyle evlendi. Kim? Hamza mı? Hamza'ymış. Çekil içeri gireyim. Yalan söylüyorsun. O zaman evlerine git bir bak, tamam mı? Süslemeler hala duruyor. Tebrik panosu bile hala orada. Yalancı. Bana ihanet etti o. Onu asla affetmeyeceğim, tamam mı? Hepiniz aynısınız. Samin, sabahtan beri Hena'nın ne kadar çok içerlediğini düşünüyorum. Kızlar bu konularda oldukça hassas oluyorlar. Ne olmuş? Babaannem yanında. O Hena'ya çok düşkündür. Bu defa hepimiz onunla ilgilenmeliyiz. Bu durum çok ciddi. Tamam, ilgileniriz. Ama önce şu kahveyi iç. Seni çatık kaşlı görmekten hiç hoşlanmıyorum. Bunu yapmaktan vazgeç artık. Oh, teşekkür ederim. Rumi, sen neden hala buradasın? Bugünkü derslerin önemini biliyorsun. Sen de gitmemişsin. İkimiz arasında fark var. Ben günde 18 saat ders çalışıyorum, o yüzden ağırdan alabilirim. Hamza, biliyor musun, bu sene aldığın notlar cidden çok kötü. Saçma sapan konuşma. Rumi, bu nasıl konuşma şekli böyle? Biliyor musun, ben de seninle konuşmak üzereydim. Okulu ciddiye almıyorsun sen. Annem senin için endişe ediyor. Bu arada sesini değiştirip müdürü kandırmaya kalktı. Annesinin de imzasını taklit etti. Ne? Cidden mi? Neler duyuyorum Rumi? Abi, şey... Abi? Ne abi? Rumi, Rumi! Hamza, bırak gitsin. O daha çocuk, uygun bir dille anlatırsın, dinler. Kahveni içsen. Afiyet olsun. Neler oluyor böyle? Dert değil. Baksana ne diyeceğim. O sevdiğimiz filmi izleyelim mi? İyi olur. Hadi. Avustralya'dayken o filmi izlemeyi özledim. Aşk mektubunu Hamza'nın önünde verince görür gününü. Bugün içtiği kahve ona bir ömür yetmiş olacak. Sıkıntı yok değil mi? Yarın buluşmaya gelecek misiniz? Evet. Ona iyi davran, olur mu? Tabii ki. İyi geçinin. Sonra bu hepimizi üzer. Anlayamadım. Sen olayı büyütüyorsun bence.
Alo? Haşmet değil mi? Benim Samin. Senin Samin olduğuna inanamıyorum. Mektubunu aldıktan sonra kendime hakim olamadım. Yazdıkların öyle güzeldi ki bu kadarını hayal etmemiştim. Beni henüz tanımıyorsun ki. Hele bir karşıma geç. Sana kelimelerden saray yaratabilirim. O kadar özel değilim. Hey, bunu benim kalbime söyle. Vakit çok geç. Telefonu kapatsam iyi olur, biri görebilir. Geç mi? Bu bizim aşk hikayemizin başlangıcı. Sanırım biri buraya geliyor. Beni iyi dinlemeni istiyorum. Emret. Ne istersen. Dinle. Seni sadece ben arayacağım. Sen beni yanlışlıkla bile aramayacaksın. Ne telefon ne mesaj. Ve servis aracında iki yabancı gibi davranacağız. Anlaştık mı? Hayır, olmaz. Bunu ben yapmam. Yani kaygılarıma yenilerini mi eklemek istiyorsun? Kaygı mı? Ne tür kaygılar? Rumi. Onun nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsun. Rumi. Yani baldız. Hanımın kız kardeşi. Tamam, ben kapatıyorum. Bakıyorum da Hena sabahları erkencisin. Affedersin. Neyin var? İyi misin? Benim. Hem kendi evinde korkacak ne var ki? Hena benim. Sakin ol. Nefes al, nefes ver. Ver şimdi. Daha iyisin ya. Ateşin düştü mü? Hı, evet. Hı? Hava öyle güzel ki yürüyüş yapalım mı? Hayır, olmaz. Neden böyle tepki veriyorsun ki? Hem bu sağlığına iyi gelir. Kızlar öyle yürüyüşe çıkmaz. Ne? Bunu sana kim söyledi? Parklarda bir sürü kız var. Demek istediğim... Amcam bundan hoşlanmayacaktır. Amcan demek. Buna itirazım yok. Ne biliyor musun? Avustralya'da bütün kızlar her sabah ve erkenden... Sabah sabah ona Avustralya hakkında ne anlatıyorsun? Nasıl oldun? Dün gece sanki ölecek gibiydin. Ama maşallah bugün yüzün gülüyor. Hena! Babaannem sesleniyor, gitmeliyim. İçeride bir sürü insan var, biri bakar. Hayır hayır, bana sesleniyor, ben gitmeliyim. Yavaş da gitsen onu duyabilirsin değil mi? Nesi var bunun? Deli işte. Ben koşuya gidiyorum. Tamam. Allah'ım, nerede kaldı bu kız? Ne oldu babaanne? Ay, bilmiyorum kızım. Ama her yanım ağrıyor. Bu defa yaşar mıyım hiç bilmiyorum. Hayır babaanne, öyle söyleme. Ben amcama haber vereyim. Hayır hayır. Bacaklarıma masaj yap. Biraz olsun iyi gelir. Her yanım fena ağrıyor.
Evet yenge. Beni arıyordun ya. Hayır. Seni aramıyordum. Sadece kahvaltıda ne yemek istersin diye sormak istemiştim. Hastalıktan yeni çıktın ya. Aslında ağzımın tadı o kadar kötü ki hiçbir şey yiyemiyorum. Peki sen yiyemiyorsun diye ailenin geri kalanlarını da mı aç bırakacaksın? Hayır. O zaman mutfak neden boş? Cenazen mi var ki yemekleri komşular getirsin? Amcan aç karnına işe gitti. Bana bak. Hamza ile ne konuşuyordun? Ben bir şey demedim, o konuşuyordu. Öyleyse neden kulaklarını kapatmadın? Tam senden kurtuluyoruz derken sen yine başımıza kaldın. Bu seni mutlu etmiştir değil mi? Kendini acındırmak için de hasta numarası yapıyorsun. Hayır yenge, birden ateşim yükseldi. Sana mutfak izni veren olmadı değil mi? Hemen herkes için kahvaltı hazırla, o zaman ateşin düşer. Yenge, babaannem hiç iyi hissetmiyor. Babaannen hayatı boyunca hep bahane üretti zaten. Aynı şeyi sana da öğretmiş. Şu an benim tek derdim mutfak, yenge, anladın mı? Yenge, mutfak. Ne oluyor anne? Ağlıyor musun? Hayır hayır. Ona bir soru sordum sadece. Mutfağın daha ne kadar bu halde kalacağını. Bazen bir köşede ağlıyor, bazen başka bir diğer köşede. Açgözlü insanlardan kurtulduğuna şükredeceğine ağlıyor. Kendini bir şeylerle oyala. Bir an önce normale dön. Hena, iyisin değil mi? Baksana, kızın ateşi var anne, şu haline bak. Bitkin düşmüş. Ona bu durumda çalışmasını söylemen hiç doğru değil. Oğlum ben sadece... Yengem haklı, ben işe koyulayım. Bu evde iş yapacak bir sürü insan var. Yürü, dinlen sen, ilaç da al. Bir süre yatmak iyi gelir, o zaman hızla iyileşirsin. Bugün yorgun görünüyorsun. Beden yorgunluğu önemli değil. Bir tane ağrı kesici aldın mı sorun kalmaz. Ama bu Hena'nın zihnimde yarattığı bu gerginlik, bunu hiçbir ilaç gideremez. Bir ilaç var. 9 milim kurşun. Keşke. Bu konu kapanmıştı. Ama Hamza bir şey duymuş olmalı. İlk defa oğlumun gözlerinde o kız yüzünden şüphe vardı. Bakışlarındaki o isyanı gördüm Safiye. Bak, konu senden yana kapanmış sadece. Hamza ile konuşmanın faydasız olduğunu söyleyeyim. Sen asıl Hena ile konuş, onu uyar. Onu bir daha Hamza'nın yanında görürsen iyi olmayacağını söyle. Bunu söyledim. Bir kere daha söylerim. Ama dikkatli ol. Hena'ya sinirlendiğin zaman kendine hakim olamıyorsun. Çünkü Hamza bunu görecek olursa oğlunun gözünde itibarını kaybedersin. Sen onun için en önemli insansın. Oğlun sana saygı duyuyor. Allah aşkına en azından sen beddua etme. Hamza sadece oğlum değil. O hayatımın en değerli varlığı. Benim için ondan kıymetli hiçbir şey yok. Onu kaybetmenin düşüncesi bile nefesimi kesiyor. Bu asla olamayacak. Ama sen haklısın. Artık daha dikkatli olacağım. Buna mecburum. Ben sana çay koyayım. Aslında telefonumu kaybettim de. Ama maaşımı alınca hemen yenisini alacağım. Hayat böyle işte. Her istediğimizi hemen elde edemiyoruz. Zamana bırakmak gerek. Karnımızı da doyurmalıyız. Aslında ben annem için endişeliyim. Sağlığı hiç iyi değil. Bazı tahlilleri yaptırmam gerek. Bana biraz para ayarlasan iyi olur. Maaşımı alır almaz geri öderim, tamam mı? Evet. Anladım. Peki tamam. Borcum ne kadar? Hiçbir şey gözünü korkutmaz senin.
Benim cesur babaannemsin sen. Canım. Ben ölünce nasıl idare edeceksin? Yok öyle şey. Sen ve ben hep birlikte olacağız. Sen bir an önce iyileşmeye bak. Sonra beraber baharatlı golgappa yeriz. Gizli gizli. Ay canım yavrum. Benim kızım olmadı. Ama sen girdin hayatıma. Samin ve Rumi de benim için çok değerli. Ama bunu sen de biliyorsun. Sen çok farklısın. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kimseden bir beklentim yok benim. Reis sana kimi layık gördü? Cavit gibi bir adamı. Sonra Samin için Hamza'yı ayarladılar. Rumi için henüz kimseyi bulamadılar. Ne olmuş? Ben mutluyum babaanne. Ve diyorum ki onlardan kurtulduğumuza şükretmeliyiz. Ucuz atlattık. Aha, ama ben bunu istiyorum canım. Ölmeden önce o günü görmem gerek. Seni mutlaka evlendirmeliyim. Sen yine ne diyorsun böyle babaannem? Başka ne yapabilirim canım? Elimde değil. Bu yüreğimde bir yara. Sen bir kere çok cesur bir kadınsın. Ne kadar cesur olursan ol. Gün gelir ölümün karşısında pes edersin. Babaanne. Canım, kapat şu perdeleri. Işık gözlerimi acıtıyor artık. Tamam. Yenge, çıkabilir miyim? Nereye? Mutfağı bu halde bırakıp gitmeyi düşünüyorsun, hı? Hayır yenge, eve döndükten sonra kalan işi bitiririm. Gitmezsem azar işitirim, çok fazla izin aldım zaten. Sen o izinleri düğünün için almıştın. Sonrasında o sözde ateş yüzünden evden çıkmak istemedin. Bir gün de benim için gitme, ne çıkar? Ateşim gerçekten yüksekti yenge. Ben çıkıyorum anne. Hüdahafız. Hüdahafız. Bana bir çay koy hemen. Kardeşim bugün pek keyifli gibisin. Bakıyorum da romantik şarkılar dinliyorsun. Evet, keyfim yerinde. Ne olmuş? Nasılsınız Bayan Samin? Ha? Ne? Demek istediğim, beni böyle keyifli gördüğüne sevinmedin mi? Senin keyfinden bana ne? Yine düşünmeden konuşmaya başladın. Affedersin, talimatları biraz unuttum. Daha dikkatli olacağım. İşin doğrusu tam umudunu yitirmişken mutluluğu bulduğum için kendime hakim olamıyorum. Sen ona yüz verdiğin için benimle böyle konuşacak cesareti bulabiliyor. Bugüne kadar buna cüret edememişti. Ben ne yaptım ki? Evde görüşürüz.
Hak ettiğin dersi sana vereceğim. La 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 la. Bugün temizlik gününü kutlar gibiyiz sanki. Sen hala çıkmadın mı? Çıkıyorum. Su içmeye geldim. Hena neden temizlik yapıyor? Sen neden iş yapıyorsun? Ateşin düştü mü Hena? Evet düştü. İyiyim. Neden okula gitmiyor? Aslında buraya geldiğim günden beri bunun farkındayım. Sen neden okula gitmiyorsun? Nasıl gidebilir? O kadar aptal bir kız ki hiçbir şeyden anladığı yok. Onu sözde ders çalışırken görsen sen de anlarsın. Ama bu normal. Aklı başka şeylerle meşgulken nasıl odaklansın? Sahi mi? Bu doğru mu Ena? Sen akıllı kızdın. Ne oldu sana? Artık değilim. Alo, geldin mi? Tamam, hemen çıkıyorum, az bekle. Evet, şimdi. Anne, benim için dua et, önemli bir iş toplantısına gidiyorum. Elbette oğlum. Senin için dua etmeyip kim için edeceğim? Selametle git. Tamam anne, görüşürüz. Allah büyük. Bunu bilerek yapıyorsun. Hamza sana acısın diye uğraşıyorsun değil mi? Bunu sana defalarca söyledim. Onu kendi meselelerine karıştırma dedim. Seni kurnaz fırsatçı yetim. Bana yetim deme yenge. Oo, hassas yerin burası demek. Peki tamam demem. Sence yetim kızlar nasıl görünür? Hı? Babaannem, babaanne yalvarırım aç gözlerini, aç gözlerini ne olur. Çekil ne olur. Oradan, başında ağlayarak kadına sıkıntı veriyorsun. Ben ambulans çağırdım abla. Tamam o zaman ben de... Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Babaannemle gideceğim, onu bırakamam yenge, lütfen. Sen gitmiyorsun, Samin benimle gelecek. Orada kiminle ne konuşacaksın? Hayır yenge, lütfen izin ver, ben de babaannemle gideyim. Lütfen yenge, söyle ona beni de babaannemle götürsün. Abla bırak gitsin, babaannesinin yanında olsun. Zavallı Samin eve yeni geldiği için yorgun zaten. Bu arada reis ve Jolis'i arayıp haber verdim. Hamza'yı da arasak mı? Hayır, Hamza'yı arama. Bugün işinde ilk günü, onu sebepsiz yere rahatsız etmeyelim. Hem yaşlılar böyledir, sık sık hastanelik olur. Evet, bunda haklısın. Git bak sen, ambulans gelmiştir. Tamam abla. Zamanlama dedikleri bu işte. Aferin Rumi. Nasıl oldu? Yok bir şey. Her şey yolunda. Doktorlar ciddi bir şey olmadığını söylüyor. Biraz tansiyonu oynamış dediler. Bu yaşta böyle şeyler normalmiş. Bu gece tutacaklar mı? Evet, müşahede altında kalacak. Ben de kimle fakatçi kalır diye düşünüyordum. Beni gördüğü an tansiyonu yükseliyor. O yüzden ben kalamam. Ben Çalis'i aradım zaten. Hena'yı buraya getirmesini söyledim. İkimiz refakatçi kalırız. Bir kişinin kalması yeterli. O zaman Hena kalmalı.
Bilirsin o anneme çok iyi bakıyor. Annem de ondan çok memnun. Ben sabah erkenden gelirim zaten. Jalisi ara, nerede kaldığını sor. Evet, neden Hena gelmedi ki? Sana kızgınım. Ve bundan sonra beni bir daha aramaya kalkma sakın. Ama en azından bana hatamı söyle prenses. Prenses mi? Aa, bugün serviste kızları keserken çok eğleniyordun. Ve bilhassa Rumi'yi. Ya senden şüphe etseydi? Hı? Aa, Rumi. O dünya ahiret kardeşim. Haşu? Yani artık sadece telefonda konuşacağız. Buluşmak yok öyle mi? Bak, ben bu kısıtlamaları tahammül edemiyorum. Demek ki seni beğenmekle aslında çok... Büyük bir hata yaptım ben. Çünkü sen sorunlarımı büyütmekten keyif alıyor gibisin. Ne? Neden böyle ki? O kadar çok var ki. Boş ver bunu. Hayır, olmaz. Ne olduğunu söyletmeden bırakmam. Anlasana. Babam... beni bir başıma bırakıp Londra'ya gitti. Orada bir ailesi var. Ve burada herkes bana hizmetçi gibi davranıyor. Eğitimim bitince... bağımsız biri olmak istiyorum Haşu. Bugüne kadar kimse bana sevgi dolu sözler söylemedi. Bu yüzden seni seçtim. İyi ki hayatıma girdin. Ama şimdi sen de... Hayır, öyle deme. Ben niçin sana sorun çıkarayım ki? Bütün sorunlarını... çözmek için yanındayım. Seni her zaman mutlu edeceğim. Teşekkür ederim Haşu. Babaannemin nesi var doktor? Ona bir iğne yazacağım. Hemen temin edersin. Onu rahatlatacaktır. İğne mi? Nereden alacağım peki? Nereden olacak? İlaç servisinden. Ama amcam hastanenin her şeyi sağlayacağını söylemişti. Bak, ben hastanenin sorumluluğunu yerine getiriyorum ama iğneyi dışarıdan siz satın almak zorundasınız. Gidip iğneyi alacak mısın yoksa benimle tartışacak mısın? Üzgünüm hanımefendi, bu kadar pahalı bir iğneyi veresiye veremem. Size söz veriyorum, amcam sabah gelir gelmez size bedelini ödeyecektir. Bakın hanımefendi, başhekimin buna izni yok. Ayrıca biz burada çalışıyoruz sadece. Parasını da cebimizden verecek durumda değiliz. Kim nereden bilecek ki? Lütfen onu ver bana, lütfen. Her yerde kameralar var hanımefendi. Ayrıca her gün envanter sayımı yapılıyor. O yüzden ücretsiz veremem. Neden evden birisini aramıyorsunuz? Amcanızı arayın, buraya gelsin. O zaman bir şeyler yapabiliriz belki. Telefonum yok ki benim. Telefonunuz yok demek. Tamam o zaman, evi benim telefonumdan arayın. Amcanıza söyleyin hemen buraya gelsin. Sizin için en fazla bu kadarını yapabilirim. Telefonu açan yok kardeş. O zaman başka bir numarayı aramayı deneyin. Tamam. Alo? Evet? Alo? Hamza? Nereden arıyorsun sen? Hastaneden arıyorum seni. Hastane mi? Ne oldu sana? Hena, 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 Hena. Ağlamayı bırak, sakin ol. Anlat.
Babaannem için bir iğne almam gerekiyor ama param yok. Ayrıca kimse yanımda değil. Ne? Babaanne. Allah'ım. Tamam, merak etme, sen hangi hastane olduğunu söyle. 5 dakikaya oradayız, tamam mı? Evet, merak etme. Tamam, görüşürüz. Buyurun. Tamam, merak etmeyin. Babaannenizin durumu stabil. Şu an teşekkür uyuyor. Teşekkür ederim doktor. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Babaannem iyi. Ya gelmekte gecikseydin, o zaman ne olurdu? Bak ama gecikmedim. O iyi. Hadi bir şeyler içelim. Hena! Dikkatli yürüsene. Nasıl? Tamam, dinle. Hastanenin ATM'si çalışmıyor. Arızalıymış, yoksa nakit çeker verirdim. Bunu al, yine paraya ihtiyacın olursa dışarıda bir yerden çekersin. Tamam mı? Ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum Hena? Kart kullanmayı bilmiyor musun sen? Peki Nafiz amcanın sana gönderdiği paraları nasıl çekiyorsun? Bana para göndermiyor ki. Ne gerekiyorsa reis amcam yapıyor. Banka hesabın yok mu Hena? Bir hesap numaran yok mu? Hena cidden... Hangi yüzyıldayız biliyor musun? 21. yüzyıl. Peki neden 18. yüzyılda yaşıyor gibi konuşuyorsun? Bu paralar sende kalsın. Allah korusun ama yine ilaç falan alman gerekirse üstünde para olur hem. Ben çalışan bir ATM bulayım. Ne yapıyorsun? Çanta, cüzdan gibi bir şeyin yok mu? Hayır, benim öyle bir şeyim yok. Benim yok derken yok mu yoksa getirmedin mi? Yok. Sen burada mıydın? Her yerde seni aradım. Annenin durumu iyi değil. Hadi benimle gel lütfen. Tamam, gidelim hadi. Ben bir ATM bulayım. Yine ağlayacak ne var? Ya babaanneme bir şey olsaydı? Babaannenden korkmuyor musun? Korkmak?
Babaannemden mi? Ben çok korkardım. Hena, korkuyorum. İnsan annesinden nasıl korkar ki? Babaannem beni her zaman bir anne gibi sevdi. Peki ya baban? Onu hiçbir zaman unutmadım. Babaannem bana söylemişti. Sana aşığım kızım demişti. Ne dedi? Ne? Ne? Sessiz ol, hastanedeyiz. Peki ne zaman oldu bu? Ve nasıl? Aşık olmanın yeri zamanı yok. Her zaman olabiliyor. Demek öyle. Alabilir miyim? Bisküvi. Acıktın mı? Dün akşam yemek yememiştim de. Ne? Öğlen yedinle mi duruyorsun? Hena, saat sabahın 5:30. Ben sana bir şeyler getireyim. Hayır, gerek yok. Hayır. Ben gidiyorum. Hayır, hayır. Lütfen, benim için sorun hayır. Değil. Bütün üzüntü ve keder geride kaldı. Ama yüzündeki bu gülümseme, o hiçbir zaman solmadı. Burada ne yapıyorsun sen? Hena, beni sadece ihanet etmek için mi buldun? Ben kimseye ihanet etmedim. Sen ettin. Mutlu bir hayatın var. Hı? Avustralyalı kuzeninle evlendin. Bütün dertler. Bütün üzüntüler geride kaldı. Hı? Kim evlenmiş? Oyun oynama bana. Beni artık bu masum bakışlarınla tuzağa düşüremezsin, tamam mı? Her şeyi gözlerimle gördüm ben. Ne gördün Kur'an? Ne saçmalıyorsun sen? Ben bir şey yapmadım. Sen bana ihanet ettin. Şafağın sözlüsüydün sen. En iyi arkadaşımla ve... Yeter, uzatma. Senin yüzünden hayatım mahvoldu benim. Biz evsiz kaldık. Annem o zavallı üzüntüden yatağa düştü. Ve buna tek sebep sensin. Sen. Uzak dur benden yoksa bağırırım. Bağır o zaman. Bağır hadi, bağır ki sevgilin seninle ilgili gerçeği öğrensin. Ne yaptın, iğneyi aldın mı? Evet hemşire, aldım. Benimle gel. Tamam. Kimdi o Hena? Ne istiyordu? Doktoru soruyordum. Tamam, gel. Bir şeyler ye. Gel böyle.
Yalancı kurnaz. Hastanede refakatçi bıraktıysan en azından ona biraz para verebilirdin. O kadar acelemiz vardı ki aklımdan tamamen uçup gitmiş. Söyle, Hamza yaramak zorunda mıydın sen? Biz öldük mü? Önce amcamı cebinden aradım. Evden arayınca da telefonu Hamza açtı. Sahi mi? Ama ben bir arama görmüyorum. Hena'nın bir telefonu bile yok Allah aşkına. Çocuk değil ki o. Nasıl yok? Ben ona telefon vermiştim. Nerede o? Bozuldu amca. Bozulduksa ben ne yapabilirim ki? Hem ikiniz niçin döndünüz? Annemi orada yalnız mı bıraktınız? Calis amca gelince biz eve döndük. Neyse. Ben çıkıyorum. Anne. Telefonumu gördün mü? Bir türlü bulamıyorum. Telefon mu? Aa, işte. Hena. Demek istediğim telefonun yastığın altında kalmış olmalı. Ama burada ne işi var ki? Sen mi aldın? O almış olsa niçin evi eczacının telefonundan arasın? Telefon sende miydi? Hayır. Hadi uykusuzluktan gözlerin kan çanağı olmuş. Sana kahvaltı koyayım sonra biraz uyu. Hayır hayır. Hena'yla kahvaltı yaptık biz. Gidip yatacağım. Biz? Alo. Alo baba. Ben Hena. Hayır baba, onlar iyi insanlar değillermiş. Açgözlü insanlarmış. Sadece parayı düşünüyorlardı ve benim hakkımda çok kötü laflar ettiler baba. Sonra kavga çıktı. Bırak ve... şunu. Geri çekil. Yenge? Kimin tuzağına düşüyorsun Nafiz? Kızının yalan söyleme konusunda ne kadar becerikli biri Hayır, olduğunu bilmiyor baba, musun? Ben... Sus dedim. Son anda imza atmaktan vazgeçti. Hayır. Amcalarının insan içine çıkacak yüzü kalmadı. Babaannesi üzüntüden fenalaşıp hastanelik oldu. Hayır. Seni uyarıyorum, bir daha burayı arama sakın. Yoksa hepimiz intihar ederiz, bilmiş hayır, ol. Yenge, lütfen, bizi hayır. İlgilendirmiyor. Artık her şey babaannesine ve torununa kaldı. Hüdafız. Son anda imza atmaktan vazgeçti. Amcalarının insan içine çıkacak yüzü kalmadı. Babaannesi üzüntüden fenalaşıp hastanelik oldu. Telefonun mu? Al. Alsana, tereddüt edecek ne var? Yurt dışını arayabilirim değil mi? Arayabilirsin. Önce ülke kodunu gir. Daha önce aradın mı hiç? Sen Hamza'nın odasında ne yapıyorsun? Yok bir şey anne. Birini araması gerekiyor. O yüzden telefonumu almaya geldi. Kimi arayacaksın? Kimseyi. Ama Hena, az önce bana birini aramam gerekiyor demiştin.
Yani doğruyu mu söylesin? Bunu ne zaman yaptı ki şimdi yapsın? O herkese oyuncak gibi parmağında oynatır. Neyse. Sen de buradasın, ben de. Görelim o zaman. Ne oldu Hena? Az önce bana biriyle görüşmem gerekiyor demiştin. Kimi arayacaktın? Babamı. Neden? Babanla ne konuşacaksın? Sakin ol anne, sakin ol. Nasıl sakin olayım? Böyle gizli gizli babasını aramak istediğini söylüyorsa ne konuşacağını bilmem gerek. Artık aramak istemiyorum. Hena, olur mu öyle şey? Ara onu. Sen konuş onunla. Ona ne söyleyeceğim? Düğünle ilgili gerçeği. Neden gerçekleşmediğini. Her şeye tanık oldun. Ona tüm gerçeği anlat. Neler oluyor anne? Ne demek bütün bunlar? Nafiz amcama bir şey söylemedin mi sen? Şimdi benden mi şüphe ediyorsun? Ara onu. Durma Nafiz'i ara, konuş. Ona her şeyi anlat. Tabii telefonu açarsa. Bugüne kadar kimi dinledi ki? Şimdi bizi dinlesin. Hamza'nın onunla neden bu kadar ilgilendiğini anlamıyorum. İlgisini çekmeye çalışıyor. Her fırsatta önüne çıkıyor. Onu defalarca uyardığın halde, öyle mi? Şimdi kimi arıyorsun? Onunla senin önünde konuşacağım. Alo. Alo Kur'an. Benim canım Şahcihan. Hena'nın yengesi. Tanıdın mı? Oo. Bu sesi nasıl tanımam? Nasıl oldu da beni hatırladın? Canım, anladım ki zoraki ilişkilerin bir yere varması asla mümkün değil. Hena ve sen birbirinizi seviyorsunuz. Halbuken onu Hamza ile evlendirecek olursak eğer, ne kendi mutlu olabilir ne de hayatındaki insanı mutlu edebilir. Bu da üç insanın hayatını mahvetmek anlamına gelir, değil mi? Ben düşündüm de senin ve Hena'nın ilişkisini tamamını erdirebilir diyorum. Hangi ilişki? Hangi üç insan yenge? Sen nasıl bir yanlış anlamanın içindesin? Mahvolan benim hayatım sadece. Dün gece bunu gözlerimle gördüm. Senin oğlun, o yalancı Hena'nın üstüne titriyordu. O kadar ki ona yemeğini elleriyle yediriyordu. Ama sen başka bir hikaye anlatıyorsun. Ne? Ne zaman? Nasıl? Hastanede. Burayı buluşma yerine çevirmişler. Hayır canım, korkarım sen yanlış anlamışsın. İkisi de orada babaannelerinin yanındaydı. İkisi? Burada baş başaydı diyorum sana. Kimyaları müthiş gerçekten. Beni bir daha arama sakın. Siz ailecek yalancı ve sahtekarsınız. Ne oluyor böyle abla? Adam doğru söylüyor. Az önce Hamza da birlikte kahvaltı yaptıklarını söyledi. Ha? Ha ne? Bana Samin ve Hamza'nın nişanını herkese duyuracağını söylemiştin. Ne zaman yapacaksın? Halam ne zaman taburcu edilir bilmiyorum. Bu kız o masum bakışlarıyla Hamza'yı tuzağa düşürdü. Bu kesin. Halama ne gerek var? Hamza benim oğlum. Önemli olan benim varlığım ve kararım. Bugün reisle konuşacağım. Bu konuyu bir iki gün içinde hallederim. Samin'le Hamza'yı en kısa zamanda evlendireceğim.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.